Arkadaşlar merhaba bu videomuzda TET kitabındaki karışımlar bölümüne ait 6. testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki kütlece %20'lik m gram şeker çözeltisine 50 gram daha su eklendikten sonra oluşan çözeltinin kütlece yüzdesi m cinsinden kaçtır diyor. Bakın şöyle söyle m gram demiş ve %20'lik demiş m'nin %20'sini alırsak buradan 0.2 m çıkar şeker oranı. O zaman e, M'den de çıkarırsak 0.8 M'de su olur. Peki ne yapıyormuşuz? Buna 50 gram daha su ekleyip yeni çözeltinin derişimini soruyor. Kütlece yüzde derişim. Yüzde derişim eşittir. Çözünen 0.2 M bölü çözelti M artı 50 çarpı 100 oldu. Evet bunu bununla çarparsak yukarısı 20 yapar. O zaman bu işlemin sonucu da 20 M bölü M artı 50 yapar arkadaşlar. O zaman A şıkkı gibi olması gerekir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki kütlece %25'lik bir miktar şekerli su çözeltisine su eklenerek kütlece %5'lik 400 gram şekerli su çözeltisi elde ediliyor. Buna göre başlangıçtaki %20'lik 25'lik çözelti kaç gramdır diyor. Bakın su ekleme ve su çıkarma olaylarında şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. %1 çarpı M1 son çarpı en son formülünü kullanabilirsiniz. Bakın birinci derişimiz 25'miş. M1 dedik. Son derişimimiz 5'miş ve 400 gram oluşuyormuş toplam. Buradan işlem yaptığımızda bununla bunu sadeleştirdik. 5 bununla da bunu sadeleştirdik. Evet kaç yaptı? Başlangıçtaki çözeltimiz 80 grammış. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 25 derecede 30 gram x katısı kullanılarak 0.2 litrelik sulu çözelti elde ediliyor. Çözeltinin öz kütlesi 1.5 gram bölü mililitre olduğuna göre çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Bakın şurası mililitre olduğu için şunu ilk önce bir mililitre geçelim. 200 mililitre oldu. Şimdi çözeltinin hacmini biliyoruz. Öz kütlesini biliyoruz. Çözeltinin kütlesini bulabiliriz. D eşittir. M bölü V. Ne yapacağız? Oradan kütlece yüzde değişimine geçeceğiz. E, yazarsak yerine burası 1.5'muş. Eşittir. M bölü burası da. 200 çıkıyor. Evet bunda bunu çarparsak çözeltinin kütlesi M çözelti diyelim. Buradan kaç çıkar? 300 gram çıkar. Peki neyi sormuş? Yüzde derişim. Yüzde derişim eşittir. Çözünen. 30. Çözelti az önce bulduk. 300 çarpı 100. Evet buradan işlem yaptığımızda bu işlemin sonucu %10 çıkması gerekir arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 800 gramlık bir çözeltide 120 gram şeker çözündüğü bilinmektedir ve çözeltinin öz kütlesi de 1.6 gram böyle mililitre olduğuna göre kütle hacim yüzdesi bakın kütle hacim yüzdesi şu demektir yukarıya çözünenin kütlesini yazacağız çözünenin kütlesi böyle aşağıya çözeltinin hacmini yazacağız çözeltinin. Hacme bakın nedir? Kütle hacim yüzdesi diyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi biz çözeltinin öz kütlesini biliyoruz. Çözeltinin gramını biliyoruz. O zaman çözeltinin hacmini bulalım. D eşittir m bölü v dedik. 1.6 eşittir 800 bölü v. Buradan hacim kaç çıkar arkadaşlar? Evet şunun karşıya attığımızda 800 bölü 1.6. Onu da 16 bölü 10 diye yazabilirsiniz. Şununla şunu sadece. Evet buradan 500 çıkar arkadaşlar. O zaman yerine yazıyorum. Çözünenin miktarı 120. Tabi çarpı şurada 100 var. 100 dediği için. Burayı da az önce bulduk. 500 çarpı 100. Evet bu işlemin sonucu %24 çıkar arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda yine kütle hacim sorusu diyor ki kütle hacim derişimi yüzde sekiz olan bir çözelti hazırlamak için öz kütlesi 1.2 gram mililitre olan gram bölü mililitre olan sıvının 600 gramı ile kaç gram x katısı karıştırmadır. Az önce de söyledik kütle hacim demek eşittir yukarıya çözünenin kütlesi aşağıya ise çözeltinin hacmini yazmamız lazım. Çözeltinin hacmi ve yüzde çarpacağız. Yüzde dediği için. Şimdi bakın dikkat ederseniz öz kütlesi 1.2 sıvı demiş ve sıvının bakın karışım sonunda hacim değişimi olmayacak. Yani çözeltinin toplam hacmini bu belirleyecek. O zaman şöyle yapsak D eşittir. M bölü v hacim bulsak yine 1.2 eşittir. 600 bölü hacim dedik. Evet buradan hacim eşittir. 500 mililitre çıkar. O zaman yerine yazarsak. Bakın bize neyi sorur? Çözünenin kütlesini. Kaç gram diyor. Buraya X diyelim. Bölü. Burayı 500 bulduk. Burası hacim değişimi olmayacakmış. Çarpı 100 eşittir. Yüzde 8 olacakmış. Burası da 8. Bakın şunla şunu sadeleştirdik ve içler dışlar yaptığımızda x eşittir. 40 gram çıkması gerekir. 6. sorumuza baktığımızda diyor ki kütlece yüzde 10 tuz içeren bir çözeltinin öz kütlesi de bu olduğuna göre kaç metre çözeltide 44 gram tuz bulunur. Bakın e, şimdi diyor ki elinizde 100 gram çözelti olsa bunun 10 gramı tuz olur. Yani ya da şöyle diyelim istiyorsanız yüzde tuz. Peki kaç gram tuz istiyor? Bakın 44 gram tuz istiyor o zaman. Şimdi %10'u tuzsa o zaman benim çözeltimin kaç olması lazım? 440 gram olması lazım. Niye 440 gram? Bakın 440'ın %10'unu aldığında kaç yapar? 44 gram yapar. Yani %10'u tuz ve 44 grama denk gelmesini istiyorsam çözeltimin toplam kütlesi 440 gram. Peki çözeltinin kütlesini bulduk mu? Bulduk. Öz kütlesini biliyor muyuz? Biliyoruz. Neyi soruyor? hacmini soruyoruz. O zaman D eşittir. M bölü V de bunları birleştiriyorum. 1.1 eşittir. 440 bölü V. Evet buradan V eşittir. 400 mililitre çıkar. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki kütle hacim derişimi %20 olan şekerli su çözeltisinde 60 gram şeker bulunmaktadır. Buna göre çözeltinin hacmi kaç gramdır? Evet bakın yine şurada kütle hacim yani yüzde değişim eşittir 20 eşittir bakın kütle değişim şurası da 60 çözünenin kütlesi böyle V çarpı 100 peki buradan kaç çıkar V V eşittir 300 mililitre çıkar arkadaşlar. Zaten bize ne yazıyor? Neyi soruyor? Çözeltinin hacmi. Direkt formülde yerine yazdık. Kütleyi yukarı yazdık. Hacmi aşağı yazdık. Buradan direkt 300 bulduk. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Hacimce %45 alkol içeren bir çözeltiye 10 litre su 250 litre alkol ekleyince oluşan çözelti hacimce %50'lik oluyor. Buna göre başlangıçtaki çözeltim kaç litre? Şimdi başlangıçtaki çözeltime 100x desem 45'i e alkol ise o zaman şöyle diyebilir miyim? 45x alkol o zaman 55x su var. Peki ne yapıyormuşum? 100 litre su ekliyormuşum. Buna 100 ekledik. 250 mitre alkol ekledik. 250 mitre de buna ekledik. Son durumda %50'lik oluyormuş. Bakın kütle yani kütlece yüzde derişim ya da hacimce yüzde derişim eşittir. Çözünen alkoldür burada. 45x artı 250 bölü çözelti yazalım. Çözelti bunların hepsinin toplamıdır. Yani burası kaç yapar? 100x artı 350 yapar. Sadece suyu falan yazmayalım. Ona dikkat edelim. Böyle oluyor. O zaman sadeleştirsem burada 2 kaldı. Burada 1 kaldı. 100x artı 350 eşittir 45x artı 250. Evet bunu bu tarafa atarsam pardon şunu 2 ile çarpmayı unuttuk yine. Şurada 90x artı 500 çıkar. Evet bunu bu tarafa atarsam 10x. Sayıyı bu tarafa atarsam 150 çıkar. Şimdi başlangıçtaki çözeltiyi de 100x için yani buradan x 15 çıkar. 100x de yerine yazarsam ya da direkt 10x buysa 100x kaç yapar? 1500 mililitre yapar diyebilirsiniz. Dokuzuncu soruya baktığımızda diyor ki hacimce yüzde 40 oranında alkol içeren bir çözeltiye 30 litre daha alkol karıştırıldığında yeni oran yüzde 50 olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki çözelti kaç mi, çözeltide kaç litre alkol bulunur? Bakın şöyle söyleyelim yine burada alkole 40x desek alkol 40x olsa su 60x olur. Peki ne yapıyormuşuz? Biz buna 30 mililitre ekliyormuşuz. 30 ekleyince %50'lik olur. O zaman kütlece yüzde derişme eşittir. Çözünen 40x artı 30 bölü çözelti bunların hepsinin toplamıdır. 100x artı 30 çarpı 100 oluyormuş. Yine buradan sadeleştirme yaptığımızda 1'e 2 kalır. İçler dışlar yaparsak 100x artı 30 eşittir. 80x artı 60. Evet 20x eşittir 30 ise buradan x eşittir 3 bölü 2 çıkar peki neyi söylüyor başlangıçtaki çözeltide ne kadar alkol var başlangıçta 40x demiştik getirip yerine yazarsak 40 çarpı 3 bölü 2'den burası 20 yapar oradan da 60 çıkar arkadaşlar Evet 10. sorumuza baktığımızda diyor ki 245 gram benzinle 350 metre solvent maddesi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni karışımın hacimce benzin yüzdesi kaçtır? Yani hacimce dediği ikisini de hacme çevirmemiz lazım. Bakın şurada 245 demiş bunu değiştiren bölü V'den çevirebiliriz. Evet öz kütlesini vermiş 0.7 eşittir. 245 bölü hacim. Buradan işlem yaptığımızda 350 mililitre benzin çıkar. O zaman 350 mililitre bundan, 350 mililitre bundan aslında yarı yarıya %50 diyebilirsiniz. Ya da yüzde derişim eşittir. Çözünen 350 bölü çözelti. Yani bu ikisinin toplamı 350, 350 daha 700 çarpı 100. Bununla bunu sadeleştiniz. 2 oradan yine %50 formülden de bulabilirsiniz. Evet 11. sorumuza baktığımızda diyor ki hacimce %80 oranında etil alkol içeren 200 mililitrelik tamamen dolu şişede satılan kolonya örneğinin içinde 42 gram su ve esans bulunmaktadır. Buna göre kolonyanın öz kütlesi kaç gram bölü santimetredir diyor. Bakın şöyle söyleyeyim 200 mililitrelik şişenin içerisinde %80 oranında etil alkol var. O zaman ben buradan etil alkolün hacmini bulabilir miyim? 200'ün bir %80'ini alalım. Kaç yaptı? 160 mililitre yaptı. Bir de bunu e, kütleye çevirelim. Çünkü öz kütle bulmak istiyorsan gram bölü santimetre küp. Peki nereden yararlanacağız? Yoğunluktan D eşittir. M bölü V yapacağız. Alkol için 0.8 eşittir. M bölü pardon. M bölü evet. Hacmimizi de az önce bulmuştuk. 160. Buradan kaç çıkar? Çarptığımızda 128 gram çıkar. Yani 128 gram alkol var. 42 gram da bu var. Toplarsak 42'yi de buna eklersek toplam kütle için söylüyorum. 170 yapar. Toplam kütlemiz 170. Hacmimiz de 200. O zaman çözeltinin öz kütlesi için D en bölü V yaparsam 170 bölü 200. Buradan 0.85 sonucuna ulaşırız. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki kütlece %40'lık 200 gram şeker çözeltisi ile kütlece %20'lik 300 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Ve oluşan bu çözeltiyi kütlece %25'lik yapmak için hangileri ya da hangisi uygulanmalıdır diyor bir tanesini soruyormuş. Bakın şöyle söyleyeyim ilk önce bu 200'ün %40'ını alsam birinci çözelti için söylüyorum 80 gram şeker var 120 gramsa su var. 300'ün %20'sini alsam 60 gram şeker var. 240 gramsa su var. Bakın burada e, hiç şunlara geçmeden yüzde derişimi hesaplasak yüzde derişimi eşittir. 80, 60 daha 140. Bölü toplam burası 500 yapar. 500 çarpı 100. Evet şöyle yapsak şu an bizim çözeltimiz yüzde 28'lik. Bunu ne yapmamız istiyormuş? Yüzde 25'lik yapmak istiyormuş. 20 gram su eklenmeli diyorum deneyeceğiz tek tek hangisi olursa arkadaşlar bakın yüzde derişim eşittir 20 gram su eklerseniz şeker miktarı değişmeyecek burası 140 yapıyor böyle aşağısı bu sefer 500'dü. 20 daha ekledik 520 yaptı Evet bu işlemi yaptığımızda yaklaşık olarak yüzde 27 çıkar onu söyleyelim olmuyor 20 gram şeker eklenme. bakın şeker eklenirse bir kere yüzde derişim artar. Benim amacım yüzde derişimi düşürmek. Yani burada direkt şeker eklenmesi derişimi arttırır. Yorumunu yapabilirsiniz. Ya da isteyen varsa yine formüle uygulayıp bakın burası bu sefer ne olacak? 140'tı. 20 de buraya ekledik. 160 oldu. Böyle aşağısı da 520 oldu. Çünkü hepsini topladık. Çarpı 100. Bu işlemi de yaptığımızda yine yaklaşık olarak 30.7 gibi bir değer çıkıyor. Peki üçüncü yargıya geldik. Yüzde derişim eşittir çözünen bakın 140 bizim elimizde vardı. 20 gram da buradan eklediler. 160 oldu. Böyle çözelti. Bizim elimizde 500 vardı. Buradan da 140 eklediler. 640 oldu. Çarpı 100. Evet burayla burayı sadece 4. 100'ü 4'e böldüğümüzde %25 oluyor. Evet 3. yargı oldu. Diğerlerini de formülde deneyebilirsiniz. Cevap C şıkkıdır. 13. sorumuza geldiğimizde diyor ki kütlece %15'lik 200 gram tuzlu su çözeltisine 50 gram su ve bir miktar daha tuz eklendiğinde yeni oluşan çözelti kütlece %50'lik olduğuna göre eklenen tuz kaç gramdır? Bakın bu tarz sorularda ilk önce bu çözeltinin kaç gramı su, kaç gramı işte tuz gibi düşünebilirsiniz çünkü ikisinden de ekliyor. 200'ün %15'ini alırsak 30 gram tuz var. 170 gramsa su var. Evet 50 gram buna ekledik. O zaman bu son durumda 220 oldu. Buna da x gram eklediğimizi düşünürsek 30 artı x oldu. E son durumda şuranın yüzde derişimi e, yüzde 50'likmiş. O zaman şöyle yaparsak yüzde derişim eşittir. 50 eşittir. Çözünen 30 artı x bölü çözelti. Bunların hepsinin toplamıdır. 250 artı x çarpı 100. Evet işlem yaptığımızda burası 2 burası 1. İçler dışlar yaparsak 250 artı x eşittir. 60 artı 2x yapar. X'i bu tarafa attık. Sayıyı bu tarafa attık. Evet eklenen tuz %90 olması gerekir. Evet arkadaşlar bu şekilde testimizi bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.